Oğuzhan Uygun Türk de bizlerle birlikte. Oğuzhan Uygun Türk de bu işlerden iyi anlayan bir isim. Oğuzhan, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Mustafa Yıldız, iyi yayınlar. Şimdi önce şunu soracağım Oğuzhan. O silolarda 10 bin ton mu var? Yani bir tanesinde ne kadar var patlayan silolarda? Şöyle Mustafa Yıldız, tamamen siloların büyüklüğüne, ebatına, işin içerisindeki alana bağlı olarak birçok siloda aslında yani aldığı tonaj değişiyor. Öyle ki muhtemelen 10 bin ton, 12 bin ton, hatta bazı yanında o patlamayan kısımdaki bulunan o büyük silolardaki kapasite ise ortalama tahminim 16 bin ile 17 bin ton arasında, aslında oldukça yüksek. Yani şükür ki en büyük aslında tesellimizden birisi ölümümüzün olmaması ve aynı zamanda kaybımızın olmaması ve aynı zamanda o büyük silolara etki etmemiş olmaması. Yani şöyle de diyebilirim ki bu yıl rekolte oldukça yüksek. Son 30 yılın diyebilirim ki buğdayda en yüksek rekoltesi bekleniyor. Yaklaşık 21 milyon ton. Tabii o bölgede aslında hasat yapıldı. Birçok alanda hasatlar devam ediyor. Ancak o bölgede tamam anlamıyla bitmiş diyebilirim. İç Anadolu bölgesinin bazı kısımlarında hasat dönemi halen devam ediyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu'da da birçok bölümde aslında hasat yeni yeni başlıyor. Önümüzdeki günlerde ben de Kars'a gideceğim. Yaklaşık 5-6 gün sonra da orada da hasat işlemlerinin hemen hemen ortalarına gelmiş olabiliriz. Bir hafta 10 gün öncesinde. Oğuzhan, sen bu Gaziantep'te zarar gören silolara da gittin. Orada da yine alttan dökülmüştü. Hatırlıyorum o görüntüyü. Bu siloların yukarıdan havalandırması yok mu? Yani neden patladı? Tabii. Neden patladı bu silolar? Kocaeli'ndeki. Şöyle Mustafa Yıldız, evet, maalesef ki Nurdağ'ında o şiddetli depremle beraber o silolar yıkılmıştı. Aslında içerisi doluydu ve birinin yıkılmasıyla beraber domino etkisiyle diğerleri de yıkıldı ve maalesef ki oradaki her bir silonun da ortalama 16 bin ton tahıl aldığını söyleyebilirim. Yani orada da yaklaşık 60 bin ton tahıl yere dökülmüş durumdaydı. Şöyle, tabii ki havalandırma olması şart. Tabii lisanslı depoculukta bunlar özellikle çok çok önemli. Lisanslı depoculukta havalandırma, özellikle oranın havalandırması ve tahılın belli bir derecede tutulması gerekiyor. Neye etki ediyor peki bu? Tahılın içerisinde tüm minerallerini ve kalitesini düşürmemek adına belli bir derecede, belli bir hava sıcaklığında bulundurmak gerekiyor. Ve havalandırmasını da belli şartlarda sağlamak gerekiyor. Son günlerde havalar çok çok sıcak maalesef ki. Bu sıcaklığın etkisiyle, oradaki havanın da muhtemel etkisiyle beraber, havalandırmanın da etkisiyle tahmin ediyorum ki, tabii henüz net bir bilgi yok. Bununla beraber de maalesef ki patlama meydana gelmiş. Ama şunu söyleyebilirim, genel bir dedikodu var maalesef ki. Bu dedikodulardan birisi de işte rekolteyi etkiler mi, etkilemez mi? Hı hı. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. O bölgedeki tahılı alan bir tahıl ve Türkiye bu yıl 21 milyon tonluk bir rekolte bekliyor. Kesinlikle etkilemez. Ama maalesef ki böyle bir şeyin yaşanması da çok çok üzücü oldu bizler için. Evet. Soru sormak isteyen varsa Oğuzhan'a alayım, yoksa göndereceğiz. Var. Oğuzhan Bey, bu şeyi biraz daha teknik olarak açıklar mısınız? Yani bir sıkışmanın içeriği nedir? Neden patlayıcı hale dönüşüyor? Her sıkışma patlayıcı özelliği taşır mı? Bunu biraz açıklar mısınız? Şöyle ki, ben tahıl üzerinden gitmek istiyorum. Yani çok teknik bilgi, patlamanın neden yaşandığı ile ilgili henüz net bir açıklama yok. O yüzden çok detaya inemeyeceğim. Fakat şöyle ki, buğday hasat edildikten hemen sonra onun bir kuruma süresi vardır. Ve bu kuruma süresinde şöyle ki, eğer tahıl havalandırılmamışsa, kurumamışsa ve bir şekilde o bir depoya alınmışsa, bu herhangi bir depo olabilir, köylerdeki küçük depolarda olabilir, bunda bir gaz sıkışması meydana gelir ve o sıcaklıkla beraber tahıl, özellikle buğday, kendi etkisini yitirebilir. Muhtemelen oradaki hava sıcaklığıyla da beraber, havalandırmanın muhtemel belki etkisiyle beraber bir gaz sıkışmasından kaynaklı, buğday tozundaki gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olmuş. Her buğday, her tahıl mutlaka havalandırılıp depolara alınır ve bu lisanslı depoculukta da o havalandırmalar şarttır. Bu kuruma sürecinde tahıldan ortama yayılan bir gaz mı var? Yani muhtemel etkiyle ben onu düşünüyorum, ancak toprak mahsulü ofisi... Yo, burası yani için çünkü... söylemiyorum. Derince için söylemiyorum. Hani genel anlamda tahıllar kururken bir ortama gaz mı yayarlar? Şöyle, tahıllar kururken değil kesinlikle. Tahıllar kapalı bir alandaysa eğer, orada bir gaz sıkışması olur.
Bu havalandırılmadığı içindir. Ve bununla beraber tahıl özellikle kendi iç maddesini kaybeder. Bu da bir sonraki hasat döneminde ekildiğinde ürün kalitesini çok çok düşürür. Kesinlikle hava almadığı süreçte bunlar yaşanabilir. Yani orada bir yandan hava alacak ama bir yandan tabii ki şeyi bozmayacak. Öyle şimdi, bir durum da var. Anlatınca benim de aklıma geldi. Ben köyde büyüdüm. Bizde de buğday üretimi vardı. Enteresan bir bilgiydi. Böyle tarladan çıkmış, hasatı yapılmış buğdayı çuvallara doldururduk. Depoya kaldırırken daha taze olduğu için elini soktuğunda içi çok sıcak olur. Sıcak olur, evet. Bu eğer taze buğdaylar konmaya çalışırlarkense şayet, o zaman bu patlama olabilir demektir. Ki köylerde öyle havalandırma falan da yapılmıyordu zaten. Ama daha henüz bu rekolte, bu dönemin rekoltesi değil. Değil daha. Bu arada biz konuşurken Oğuzhan'a da veda etmiş olalım. Teşekkür ederiz Oğuzhan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Mustafa. İyi yayınlar. Sağ olasın. Buyurun. Yani burada daha bu seneki ürün rekoltesinin oraya konup konmadığı net bir şey değil. Net zaten değil daha yani. Henüz. Yani patlayan işte belli bu senenin yani. Buğdayı mı? Geçen senenin eğer bu buğdayı senenin buğdayıysa mantıklı olabilir. Yani henüz daha tam kurumamış ve kuruma esnasında ortamı yani muhtemelen o kuruma esnasında bir dışarıya bir emisyon veriyor anladığım kadarıyla. Yani eğer o bölgenin buğdayıysa ve o bölge nemli bir bölgedir. Nemli bölge. Evet. Yani o bir şeye sebep o olabilir. O zaman yani biz çuvallara koyduğumuz elimizi içine soktuğumuz zaman sıcacık oluyordu evet, buğday. Doğru. Eğer onun taze, için ambarlar falan hep kapağı açık bırakılırdı tabii, hava alsın diye. Tabii. Yani bu eğer yeni sezon buğdayıysa o sıkışma olabilir. Olabilir. O açıklama doğru olabilir. Yani işte ihmal mi olup olmadığını göreceğiz şimdi muhtemelen o zaman kısa süre sonra. Şeye geçelim isterseniz. Yani bu tahıl koridoru meselesiyle ilgili birkaç cümle edelim. Ondan sonra diğer konuya geçeriz. Ortada da bir gerçek var. Yani Putin Türkiye'ye gelecek. Bütün dünya ajansları evet. Her gün nefesini Türkiye'yi tutmuş, son evet, dakika veriyor. Putin ne diyecek, nasıl söyleyecek? Ukrayna'dan açıklama geliyor ya Putin'i vazgeçirecek, ikna edebilecek tek kişi Erdoğan'dır diyorlar. Ama doğru söylüyorlar. Yani böyle bir ortamda Türkiye'de işte tahıl silolarının olduğu yerde bir patlama oluyor. Nedeni ne olursa olsun yani şey değil, sabotaj mı şun bu mu onu geçtim başka bir açıdan bakıyorum. Ne olur yani tahıl koridoru meselesi çözülürse ne olur çözülmezse ne olur bir ortaya bir perspektif şimdi şunu söyleyelim lazım. Hani olay her ne kadar işte bu şeyde görülse de çok da şey değil yani öyle çok büyük vahim bir olay da değil yani tamam olmasa çok iyiydi ama fakat yani bu Türkiye'nin dışarıyla olan özellikle tahıl koridoru konusundaki inisiyatifini ve olası yapılacak anlaşmaları çok da etkileyebilecek bir şey değil.